Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Şu anda bilgisayarımın önündeyim. Öğrencilerimin programlarıyla uğraşıyorum. Biliyorsunuz online PT ile uğraştığım için öğrencilerimin planlarını her hafta sonu düzenli olarak yeniliyorum. Yenilenmesi gerekenleri yeniliyorum daha doğrusu. Sizler ne yapıyorsunuz? İyi istirahat edebildiniz mi? Dışarıda inanılmaz bir yağış var arkadaşlar. Lütfen iyi dinlenin. Yarın da yeni haftaya güzel hazırlanın arkadaşlar. Aynı zamanda videomu izlemeye başladıysanız beğen butonuna. Aynı zamanda kanalımı takip etmiyorsanız lütfen takip almayı ihmal etmeyin. Saldırın şu butonları arkadaşlar. Biraz beğeni görelim. Neyse uzun zamandır böyle beğeni istememiştim. Çünkü neden biliyorsunuz aralığın 15'inde kanalım kapanmıştı vesaire. Bugün konumuz ne arkadaşlar? Bugün konumuz esasında sporda beslenme. Sizlere ufak bir tavsiyede bulunacağım pazar pazar. Hiç olmazsa ufak bir faydam olsun size. Arkadaşlar kalori saymayı, kalori açığı yaratmayı muhakkak gün içerisinde bunu hobi haline getirmeniz lazım. Alışkanlık haline getirmeniz lazım. Kalori saymadan hesap kitap işine girmeden maalesef ki kilo veremezsiniz. Kilo verseniz dahi sonradan o vermiş olduğunuz kiloları parça parça geri alırsınız arkadaşlar. Bunu bir standart haline, bunu bir alışkanlık haline getirmeniz lazım. Burada da size en ufak tavsiyem haftada 3 günde spora gidiyorsanız, 5 günde spora gidiyorsanız, 4 günde spora gidiyorsanız lütfen kalori saymayı ve aynı zamanda kalori açığı yaratmayı hayatınızın bir noktasında ezber edin arkadaşlar. Alışkanlık haline getirin. Ve kalori açığı yaratırken de gün içerisinde ne kadar enerji harcadığınızda hesabını yapmanız lazım. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu şu şekilde görmüş olduğunuz üzere. Akıllı saat. Ben bunu kullanıyorum. Bundan yapıyorum arkadaşlar. Size de bu tarz buna benzer. Zaten şu anda fiyatları inanılmaz uygun. Birer tane ürün alarak bunu kolunuzda sürekli taşıyarak Kalori açığınızı, kalori hesaplarınızı yapabilirsiniz. Telefon kullanarak hesap kitap işlerinizi çözebilirsiniz arkadaşlar. Bununla beraber bunları nasıl yapmamız lazım? Daha doğrusu nelere dikkat etmemiz lazım? Esasında şuna dikkat etmemiz lazım. Düzgün protein alımı, temiz karbonhidrat, temiz yağ ve lifli yiyecekler. Zaten bu dört kritere dikkat ettiğiniz takdirde... ...kilo verememeniz için, aynı zamanda adele kazanamamamız için aynı zamanda güzel bir form tutamamanız için hiçbir sebep yok. Bu tam tersi için de geçerli. Büyümek istiyorsunuzdur, daha kalıplı, daha büyük, daha hacimli olmak istiyorsunuzdur. Bunu da bu şekilde sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Onun için lütfen kalori sayın. <laughs> evet biraz kameranın içine girdim ama olsun. Bu arada inanılmaz bir hava var dışarıda. İnanılmaz yağıyor. Evet arkadaşlar. Yani sizlere tavsiyem tabiri caizse kalori saymayı öğrenmeniz lazım. Bunu zaten artık YouTube üzerinden veyahut da Google üzerinden çok rahatlıkla araştırarak çözebilirsiniz, yapabilirsiniz sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. E, Açısından videom bu kadar. Size ufak bir nasihat videosu, ufak bir tavsiye videosu, beslenmeyle alakalı en önemli dikkat etmeniz gereken konuyu dile getirdim arkadaşlar. Bununla ilgili daha detaylı bir bilgi istiyorsanız, daha detaylı bir video istiyorsanız lütfen videonun altına mesaj atmanız yeterli. Destek istiyorsanız Instagram'dan benden online danışmanlık alabilirsiniz arkadaşlar. Bu da aklınızın bir köşesinde olsun eğer isterseniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu kadar. Güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyorum. Sağlıklı bir pazar geçirmenizi diliyorum. Önümüzdeki hafta umarım hepiniz için verimli ve bol bereketli olur diye umut ediyorum. Evet arkadaşlar, spor kalmayın ve mazur etmeyin. Ben bir, bir buçuk saate kadar spor sonuna geçeceğim arkadaşlar. İşlerimi bitirir bitirmez. Akşamleyin gelince tekrardan devam edeceğim. Siz de işinizden, gücünüzden geri kalmayın. Hayatınızı ötelemeyin. Bay bay.